Güzel bir sürpriz oldu bana. Çok sevindim. Annemin küpesini kaybetmiştim Tekin'e. Ondan sonra Durşa kaçak. Onu buldum burada. Diğer takıların arasına karışmış. Çok çok sevindim. Şimdi bulmamın al şeyine, şerefine kulağıma takacağım bunları. Çok üzülmüştüm, dedim yani bu kadar şeyin içinde bu mu gitti? Diğer takılara takılmış. Ondan sonra buldum onu. İzin vermiyor ki, asla izin vermiyor ki konuşabilmek için bundan kurtulmak gerekiyor. Ay ay. Ne oldu? Bitli Naciye. Neyse ben bir takayım şunu. Bugün bunu bulduğum için takmalıyım. Bazı şeylerin manevi değeri vardır. Onlar da üzüyor insanı kaybettiği zaman. Kolyem dönmüş. Şunu da çıkartayım. Evi silip süpürdüm. Süpürmedim de yani şey süpürgesiyle süpürdüm ortalığı. Çok terledim. Çamaşır astım. Birçok yapışıyor bana hemen dışarı çıkınca. Hiçbir maddi değeri yok. Tamamen manevi. Şimdi onu takayım. Birkaç gün olursun değil mi? Kulağımda. Bu da yalanıp duruyor ya Rabbim. Hiç kıpırdayamıyorum. Ne kadar serin olsa bile evin içi ben. Kıpırdadığım an terliyorum. İşlerimi hallettim. Biraz dinleneceğim. Yukarıda camide hayırı varmış. Zahide abla söyledi, çağırdı. Gelmeyeceğim dedim. Yemek falan yemek istemiyorum. Zaten yeni yemek yedim, kahvaltı. Velhasıl. Bir sus. Hiçbir şekilde mutlu olamayacak bir tip. Bir tipe bak 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 bak. Yatağı da öylesine bir topladım hızlıca. Güzel gözükmüyor. Belki bugün sularım. Aslında yarın sulama günü. Çok sık sulamak da yani bilmiyorum. Su faturası hiç gelmedi daha. Bakalım kaç lira gelecek. Bir de bir gün gece sabaha kadar da suyu açık unutmuştum ya. Bir ondan çok tırsıyorum. Ondan dolayı tablolar var asılacak buralara ama bakalım yaparız bir şeyler. Hadi görüşürüz. Mamuş, yapıyor musun? Kız yapıyor musun sen onu? Allah'ım ben ne yaparım onu? Mamuş, sen ne yapıyorsun? Tipsiz. Kuyrukla oynuyor kuyrukla. Ekinler biçiliyor. Ekini çekmeye çalışıyorum size yakından. Bakın. Sırayla geldiler uzak yerlerden buraya. En son burası herhalde. Thank you.
Her neyse, dönecek işte tekrar. Tipe bakın. Torba verin dediniz ya. Verdim bakayım. Kız kıyarak, yani farkında bile değilim vurduğumun, hani şey yapmayın yani. Kıymıyorum ona da, o benim canımı çok yakıyor. Aşırı derecede ısırıyor. Hayır hayır. Lan. Biço. O yenmez oğlum. Ne yapıyorsun? Biço. Koca sopa bir. Biço ağzında kaldı. Allah Allah. Sıkılıyor. Simoş'la oynamak istiyor ama Sim abla kaçıyor bundan ya. Tipe bakın. Kesinlikle kendi kadar bir köpek lazım buna. Çok mutlu oluyor o zaman. Ay. Ya bebekler de çıkamıyor dışarı. Kapıyı kapatıyorum. Onlar yoksa çılgınca dışarı çıkıyorlar. İki bebek üst üste olmuyor. Bakalım. Tipe bak. Çuvalı bıraktı. Bahçeye bakacağım şimdi. Bir şey yapmayacağım dedim ama ne mümkün. Oturulmuyor evde. Gitti. Şey. Mamuş biraz ishal olmuş, günlerdir sağa sola tırtlıyor. Kucağıma alıyorum ya onu. Bir bakıyorum kucağımda kaka yapmış üstüme. Şimdi oraları temizledim. Halıyı serdim. Koltuk örtüsünü örttüm. Yine yapabilir. Sık sık değiştiriyorum. Ne yediği şeylerden mi bilemiyorum. Anlayamadım ne oldu. Hepsine tavuk haşladım. Miço yemedi. Doymuş. Çok çabuk da büyüdü vallahi ya. Şimdi ben bahçesi. Çomakları alıp gidiyor. Şey, kemik dalacağım. Kemik işe yarar demişsiniz. Çişi de yaptı. Kemik alacağım. Kemirsin bakalım. Topları ne yaptı hiç bilmiyorum. Yok toplar. Fatma abla da yok bugün evde. Şimdi şu tarafı bir sulayayım bakalım. Ay Miço, çamura girme. Miço. Görüşürüz. Kendiliğinden büyüyen kabağa bakar mısınız? Oy. Karpuza. Kendi kendine büyüdüler. Şunlardan kurtulması lazım ama. Ay. Bunlara yetişilmiyor ki. İstemediğimiz ot burnumuzda biter hikayesi oluyor. Şunlar. Bak eldiveni de takmadım. Hiç onları yeme. Yani şurada bazı bitkiler daha çabuk suya ihtiyaç duyuyor. Hadi dedim onları bir sulayayım. Ay, ay, ay. Salatalıkların üzeri böyle çil çil olmuş. Neden bilmiyorum. Çaya bakın. Ağzında. Otla geliyor. Sim abla da gün boyu asla çıkmıyor dışarı. Bu onunla çok güzel oynuyor. Sim abla'ya bir kurlar yapıyor, görmelisiniz. Yani Sim abla da olduğu kadar iyi davranıyor yaşına göre. Çok fazla bağırmıyor ona. Yarın zaten sulayacağım da bahçeyi tekrar. Ben bir şöyle bu salatalıkları biraz sulayayım dedim. Çünkü çok çabuk buruşuyorlar kabak ve salatalıklar. Şimdi şu iki tane ayırmıştım ziraatten aldığım tohumu. Bir arkadaş, yani sizlerden biri, bana seneye kısmetse sağ kalır yaşarsak ata tohumu yollayacak. Bunlar
sakladım ama bakalım. Onlar çıkmaz dedi. Sağ olsun. Salatalıklar da çıkmış ama şimdi hiç toplayıp ne yapacağım? Çekmecede duruyor bir sürü. Bunlar aşırı büyüşüyorlar. Çok çabuk. Kabak da var şurada. Hiç yiyesim yok. Şehirden birileri gelse de hediye etsek salatalıkları, kabağı. Bu kadar şeyi tüketemiyorum. Hazine mi buldun orada Miço? Biberlerim çok güzel oldu burada. Yarın tekrar sulayacağım. Yeter bu kadar da. Şu kabakları. Zaten saat şu an 4 gibi falan. Hava çok şey tenha. Ay şey kapalı. Güzel yani. Gece sen misin? İki tane bamya var. Allah bundan da ne çıkar ya. Baksanıza çıkmadı. Şey de çıkmadı. Aman karpuzuma bakın. Kız karpuza bakın. Ay. Çok şeker. Orada da var da. He, o büzüşmüş. Bazen oluyormuş böyle. Çürüyebiliyorlarmış. Bazı domatesler değişik yaprakları. Bazıların çok daha kalın, bazıların ince. Türlerine göre. Şu herhalde çermidir. Yetişemiyorum da gelmiyor. Ne oldu şimdi buna? Ben bir işimi yapayım. Böyle olmuyor. Fasulyeler çoğalıyor. Bir tane gördüm. Yine var. Burada da başlamış dökmeye. Minik minik. Siz ne tatlısınız ya. Miço da bana eşlik ediyor. Şans ortada yok. Miço, 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 Miço. Yapma annem, yapma. Gel buraya. Fasulyeleri katlediyor. Ah. Orayı da sulayım ben. Miço ne yaptın sen? Her yere de işiyorsun ha. Çekil bakalım. Çekil bakayım karşıya doğru fırlatayım suyu. Nasıl gidecek bu? Çekmeliyim. Şimdi çok yaklaşamıyorum kabaklara. Miço da peşimden geldiği için. Açıkçası hiç beyaz çiçekli bir kabak görmüyorum. Şurada asılmış. İkincisi yaklaşamıyorum. Su kabağının beyaz çiçekli olacağını söylemişsiniz. Ama ben beyaz çiçekli görmüyorum. Su kabağı ektiğimi de biliyorum. Bilemiyorum ki. Miço ne yapıyorsun? Bakayım. Ha. Ay, buraları da mı sulasam ki? Yağmur çiselemeye başladı enteresan bir şekilde. Şimdi bakayım orada oturuyor. Bir bak yaklaşayım. Hemen yıkırıyor ya. Geliyor peşimden. Korkuyorum yaklaşmaya. Ay iki tane olmuş ondan.
Bu normal kabak galiba. Ha, uzakta o. Şimdi gelmez. Ah, insanın elini adım atıyor. Ha, bu o dediğim ama beyaz değil çiçeği. Bilemiyorum. Şuraya bakın. Bir. İki. Domates sararmaya, kızarmaya başlamış. Karpuzlar. Fasulyeler. Seneye çok daha güzel olacak. Böyle karma karışık ama. Ay. Ay. Hadi yağmur damladı. Patlıcanlar bayağı var. Almak lazım da dursunlar. Şu anda yiyesim yok. Komedi ya. Miço ne kadar pislenmişsin. Miço. Oğlum ne yaptın sen kendine ya. Gene ayakkabımı yürütüyorum. Sanki. Ay. Sanki. Bir tık daha iyileşti gibi. Tamam. Hayır. 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 Bak. Ensesini tutmaya çalışıyorum. İzin vermiyor. Komut öğret diyorsunuz ya. İzin vermiyor. Dur. Ay çok pissin. Gel seni yıkayalım mı? Asla yıkattırmaz. Dur. Üstüne şeyler bulaşmış. Kız vallahi tutturmuyor ensesini. Çok cadı. Hayır. 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 Gel bir tutalım şu enseni. Gel bir tutayım. Gel bir tutayım dur. Yapalım. Bak yaptırmıyor. Nasıl tutacağım ben bunu? Hayır. Dur. Dur. Dur lan. Nasıl öğreneceksin? Of be. Sakar. Suratın güzelliğine bak. Sakar. Hayır. Yoruldum dur bana beni bunaltma. Kıyafet kalmadı. Hepsini yırttım. Şalvarlarımı yırttın. Lan yine mi kablomu aldın? Dur. Aha da yakaladım. Hadi. Bak. Hayır ya izin vermiyor işte. Kızıyor bana. Ha? Hayır. Ay. Miço. Oturtturmuyorsun da beni. Bunaltma beni. Çekil. Miço. Şu sandalyeye oturayım ya. Bu da benim hakkım. Hiç aklıma gelmemiş. O da yan sandalyeye çıkmazsa ne olayım. Bir kısımları suladım. Yani yaprakların büzüşmüşleri. Ay dur. Miço. Fasulyeler olmaya başlamış. Ay çok yordu beni. Bir anda halim kalmıyor. Yemeğini de dolaba koydum. Tavuk haşladım. Çabuk bitiremedikleri zaman da kötü olmuyor. Ay sırtıma bir şey geldi. Kulübeye giriyor ya. Bakalım mı? Evinde yatarken. Ha, yatıyor. Yatağı yırtıyor. Yatmak ona kaldıydı. O yatağı yırtmış. Sen ne vahşisin. Bu galiba çok büyük bir köpek olacak. Baksana. Onun altını yırtmış. Sana yat diye verdim ben onu. Spa. Halı da yıkanacak.
geliyor arkamdan. Gelme, otur otur. Ah, şey, çuvalla 2 saniye oynadı. Gece gel. Gel kızım. Gel. Geç. Aha, arı girdi içeri. Korkuyorum. Sırtıma bir şey geldi diye. Ah, gireyim içeri. Bu ayakkabıları mı içeri alıyorum? Hiç bırakmıyor. Bu halıyı da serdim buraya. Göstereyim. En azından kirlendikçe yıkaması kolay olur. Ya tahta çirkin diye büyük halı seriyorum. Sevmem be o kadar büyük halıyı. Tahtanın temizliği belli olmuyor diye yapıyorum. Ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz, baksanıza. Gördüğünüz gibi Ahmet Usta getirdi. Yenilemiş. İnşallah bunda bir sorun çıkmaz diyorum. Şimdi bunları yukarıya takacağım. Bu arada bu şeyde pompada takılacak hala. Ustayı da aramadım. Ödemeleri ayarlama düzenlemem gerektiği için şimdilik sesim de çıkmadı. O gelirse hallederim dedim. Gelmedi ama artık söylerim gelsin. Çünkü zor oluyor suyun kovadan kullanmak. Düzelim su akarken işte bir de şu çeşmelerini değiştirmek lazım. İadesi gerekiyor öbürünün. Benim kendi bataryalarımı takmam lazım. Şimdi şunları bir çıkarayım. Takayım bakalım. Kaçak bunları inşallah katletmez. İnşallah. Üçünü de taktım. Şunda biraz sorun yaşadım. Çünkü böyle pimi tutmuyor gibi. Tam da benim odam. Şansa bak. Kaçak bunu mahveder. Açar. Çok basit atıyor çünkü. Kasıyor burada. Bir şey var. Bir git şans ya. Kaçak ya. Şans da ortada yok. Nereye gitti bilmiyorum. Bak. Şunu da bir. Altta temasla ilgili bir sorun var. Baksanıza tutmuyor. Şansa bak. Bu tık, bir tık aşağıya inmesi gerekiyor. Of, bıktım valla. Bunlar oldu. Bakalım ne olacak. Kaçağın elinden. Bunları baksana yırtmışlar. Dayanmıyor ki. Bir çoşap şeydi orada. Ne yapıyorsun lan? Çuvalı da bırakmış. Nerede kesiyor biçerdi ben. Tabii ben böyle bu tarz şeyler görmemiştim daha önce. Bizde ekim falan yok. Şimdi bunlar kurudu mu çürüdü mü? Kuruyor mu yani? Böyle mi duracak? Ablamınkiler böyle mi kurumuş? Bilemedim. Belki de böyle. Bakalım biraz daha bekleyelim. Şimdi burada bir mamuş diye bir güzellik var. Mahmure, kızım. Ne bu böyle ismimi kestin biçtin mamuşa dönüştürdün desene. Mamuş ama çok tatlı. Yukarı gelmiş, buraya yatmış. Şansı bekliyorum. Şans nereye gitti? Ah nereye? Ben bir depoya bakacağım. Hayır. Şşt. Yandık bu kapanmaya ya. Ay. Şurada bir arı tip bir şey var. Çık, hadi git. Git dışarı çocukların yanından. Kız.
Allah Allah. Burada da biliyorsunuz. Çing çing. Bu gece aşırı sıcaktı. Bu gece korkunç bir sıcak vardı. Böyle bir sıcak görmedim. Şu pencereyi de açayım. Hatta öbürünü de açayım. Hava alsın bu odada. Bu da takılacak biliyorsunuz. Pompayı takacak arkadaş takacak usta. Neyse onu da çağırayım ben yarından sonra. Yarın Dursun Bey macerasından sonra o işi de halledelim. Allah'ım, Allah'ım neleri düşürüyorlar. Her şeyleri düşürüyorlar Allah'ım ben abim. Onları yapan bebekler. Çok açılmıyor. Biraz önce bir fikir geldi aklıma ama ne kadar mantıklı bilemem. Bu arada bu saati aldım götürüyorum. Kabaktan şeyi de götürüyorum. Lambayı. Onun da dibinin montajını yaptıracağım. Saati tamir ettireceğim. Bu sırada ne geldi aklıma diyeyim. Buraya ahşap görünümlü laminat mı döşetsem daha ekonomik olacak ve pratik olacak yani. Niye? Bir de şu taşı da kapatır. Yani bunu hiç kaldırmadan direkt oradan sıfırdan başlayan bir şey mi yaptırsam? Çünkü buranın cilalanması bilmem ne yapması çok zor. Aynı şeye mal olacak gibi. Şimdi fiyat araştıracağım, ölçü yapacağım, bir depoya gideyim. Depodan bir metre alayım. Bir fiyat araştırayım. Bu renk. Ahşap rengi. Al getir bunu buraya. Hadi bakalım. Gülüm tomurcuklanmış. Yine açacak. Oy kızım. Yani burada bir su damlaları var. Umarım hiç özen çiş yapmamışsın. Gücü. Besin mi verdin oğlum? Ne yaptın lan? Tibo. Tibo bak. Sen bir üzgünsün. Neden üzüldün? Şişt. Daha böyle dur. Daha böyle dur daha. Daplasın çok daplasın. Şans burada mı diye bakacağım bir de. Hadi Simavlı biraz hava al. Çık oyna. Şans burada mı? Bu arada bir kaba taslak bir hesaplama yaptım. Mama olarak 10 günde 15 kilo olmak üzere toplamda 45 kilo gidebileceğini hesapladım. Yeter umarım. Yetmeyebilir de. 3 taneyi birden alıp bundan sonra tek tek almaktan sıkıldım. Dışarıdakiler için 3 mamayı birden alıp 3 paketi. Bir ayı bakacağım daha net bir şekilde anlamak için. Ve nedir matabım onu da çıkarmış olacağım. Ne oldu? Yemedin yemeğini. Şuna baksanıza. Gitmişler bunların hepsini. Hepsini yırttılar da. Bunu kapatmamın da bir... Kapat işte diye kapatıyorsun. Bakayım. Bazen şans burada uyuyor da. Anam burada uyuyor. Ne yapayım? Allah'ım ben seni arıyorum. Nerede diyorum bu sıcakta? Gelmiş buraya uyuyor ya. Allah'ım ben onu şimdi alayım eve götüreyim. Timoç. Timoç. Kapıyı açık bırakacağım. Biraz hava al. Şöyle bir ölçeyim dedim. Kaç metrekare gider falan diye. Bir anda şu benim kurdele nakışı yaptığım için içinde kurdelelerim var. Nakış kurdelelerim. Açılıyor bu böyle sandık. O bu köşedeydi. Dikiş makinem de orada. Orayı bir baktım. Allah'ım defalarca kaka yapmışlar. Burada gözümün önünde yaptı benim mamuş. Demek ki gözümün önünde olmayan burayı doldurmuş. Tuvalet dolmuş. Pakistan toprakları gibi. Açık alanda. Burayı temizlemek için öldüm. Taşı temizlemek de zor. Kulağın yağ dök bilmem ne. Kanter içinde bıraktı beni. Oraya bir daha bunu koymayacağım. Oraya kapalı bir alan yapıyor. Şunu koyacağım o kadar.
ona fırsat vermemek için ama onlar şimdi şurayı da kapatmıştım biliyorsunuz şu yanları. Bunlar bu sefer üstten girip tuvaletini yapar mı bilmem. Çünkü buraya bir bakayım dedim. Mahmuş acaba arkaya yaptı mı dedim. Oraya bakmama gerek kalmadı. Şuraya bir baktım ki doldurmuş. Ay su ter içinde kaldım. Öldürdü beni. Şimdi gitmiş yukarıda yatıyor. Bir daha ölçeyim de hem şununla da. Metreyi de almışken. Orası biraz hava alsın diye bekliyorum. İşe devam. Çok çocuklu bir kadınım ben. Size Şevval'i göstereyim. Uzun bir aradan sonra Şevval bayağı büyümüş. Annesi de kapıda. Onun adı da Çiğdem olsun dedik. Yakında zaten Çiğdem o renge bürünecek burada az daha bahçede durunca. Tam o renk olacağım zaten. Bu Şevval kocaman olmuş. Bak. Aa Çiğdem de geldi. Kız bu ne kadar süslü püslü bir Çiğdem. Yok diyor ya. Ben yine gideyim diyorum. Evime gideyim ben dedi. Zavallı o kadar adapte olmuş ki eve. Çıkmıyor dışarı. Ben gideyim dedi. Anam. Yüreğine indi. Korkuya bak. Aa gördün mü bir gel. Ay ya zavallıları psikolojik bunalıma sokmuşuz ya. İçeride dura dura. Bunları salın ya günah ama. Kuzum. Çık çık kızım çık Şevval. Zeyda ablaya geldim. Bella gelmiş buraya. Bak bebekleri de almış getirmiş yine. Kız bu bebeklerini taşıyor sağa sola. Bunlar da az gezginci değiller. Siz niye buradasınız be böcekler? Niye getirdin anneciğim? Durmuyorlar mı? İşte beni yürüt, yürüt. Hey, görüyor musunuz? Kuzularım büyüyor maşallah. Uy kara oğlum da hop bir de hop bir de geliyor. Şey şunu şöyle yapayım. Ne kadar büyüdü. Maşallah. Böyle seneye mis gibi koksun. Efendim karaoğlum. Efendim karaoğlum. Yallık vardı. Biz yallık diyoruz. Burada ne diyorlar? Eşelek. Ya yemek artık karpuz vesaire. Onu verdim. Mısır koçanlarının şeylerini verdim. Onları götürdüm. Çay içtim. Şimdi dönüş vakti. Bakayım bizim Mahmut Ağa ne yapıyor. Oy, oy küçük delikanlı. Nasılsın? Kipini yerim. Vay! Bakın, bakın, bakın. Kipe bakın Allah aşkına. Oo, pasaklı, pasaklı. Bak şimdi Bella köpekten, kediden, hiçbir şeyden korkmaz. Korkmayınca bir şey yapmıyor. Bebekler Oğlum ne yaptın üstünü? Ne yaptın üst? Aram bir de bana sürüyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şu suyu su tezgahı gibi bir şey var ya onun altına yatıyor serin diye. Bak bak bak. Lan bir şalvar bırakmadın ya. Bir şalvar bırakmadın. Yemeğini yedin mi? Isırma. Yani tavuğunu ye şimdi bu sıcakta mahvoluyor. Bırak da kediler yesin o zaman. Tavuğu bile yemiyor. Gel Bella. Gel. Gel kızım. Bella. Gel. Gel Bella. Heh, ye. Bak Miço'ya bak Miço'ya. Gel Miço. O senin yemeğindi. Yiyorsan yeseydin ya şimdiye bak. Ay. Yezin onu. Buraya da döktürdüler tavuk suyunu.
Yağlı yağlı. Hayır Bella, hayır, hayır, hayır. Her şey aynı dışarıda, her şey aynı. Hayır. Aşırı inat. Geldim eve bak. Var ya, bunu kaçak yaptı. Şimdi gideceğim, çiviyle çakacağım bunu. Bu sefer de teli yırtmaya çalışacak. Ay, ay, beni deli edecek bunlar ya. Hemen de o odanın şeyi sorunlu çıktı. Açtım kapıyı vallahi. Bebekler nefes alsın istedim artık. Çıksınlar. Çünkü sıkıldılar. Miço da depoda ne var ne yok dışarı çıkarmış. Ama bununla oynamamış. O kendi taşımış istediğini. He. Şimdi depoyu kapadım. Bakın depoyu da böyle yaptım. Söktüm o kağıdı. Suyu değiştirdim, suları. Miço oyna oğlum ondan. Şunu da sularım. Yukarı çıkacağım. Hemen çakacağım şimdi. Bak bebekler çıktı. Sakın, sakın. Hayır Miço ya. Of. Ben bu süreci nasıl yürüteceğimi bilemiyorum. Çok yorucu oluyor. Çok. Hayvanlar içeride esir kaldı. İkisi üst üste denk geldi. İki farklı cinsin yavruları olmadı. Şimdi küçük köpek yavrumu olsa çok kolay Miço da oynardı onunla. Gelen o beyaz köpek de çok güzel oynadı. Tipe bak. Paytak paytak kaçıyor. Miço ya, batırmışsın kendini ya. Seni bıcı bıcı yapmak istiyorum. Simoş serinlikte çıkıyor. Şansın tipine bakın. Ona ense damlası yaptım. Anam benim kılçırlı gıcıma bakın. Tüylere bak. Mamuş. Mamuş, nerelere kaka yapmışsın, beni mahvettin Mamuş. Öldürdün, bütün mahvetmişsin odamı. Oh. Keyfinizi sürün vallahi. Bunu iki tane çiviyle sabitledim. Şans bu, kaçak bunu ne yapar bilmiyorum. Bir de bunların macunları sürülecek. O da var. O işim de var. Onu da bir ara yapacağım. Şöyle bir şey yaptım ama. Bilmiyorum ne kadar oldu. Şunu yüksek yapma nedenim. Bu kanvas olduğu için... Kediler bunu tırmalar diye yüksek yaptım ama çok hoş durmadı gibi, bilmiyorum. Şimdilik dursun bakalım. Bir yenilemeye muhtaç. İkisi pek kombin olmadı. Bunu kuzenim yazlığı aldığımızda 2007'de bana hediye yapmıştı, vitray. Bilemedim ya, canım sıkıldı. Şu büyük oraya tek başına... Olmadı. Bu tarafı yapamıyorum. Buraya başka bir plan olduğu için burası kullanılamaz. Şuraya da muhtemelen babamın şey çakacağım, tablosunu. Ya da onu mu oraya taksaydım? Ya kediler bunu tırmalar, bu böyle erişilmeyecek bir yerde olmalı. Bilemedim. Bilemedim. Çok da içime sinmedi. Bakalım. Ne dönüşecek? Akşam akşam başıma iş çıkardım. Hadi bunu çaktım. Açılmasın dedim. Hanımefendi de orada yatıyor. Dedim hadi bu çerçeveleri, tabloları düzenleyeyim. Bunu buraya taktım. Yapıştırdım. Bu da bir çinici arkadaşımın el ürünleri. Bunun ayağını bulamıyorum şimdilik. Bu da böyle. İkisini böyle koyacağım. Ayağı yok şu anda, kayıp. Allah'ım ya. Şunu da mı koysam ki oraya acaba diye düşünüyorum. Kargaşa mı oldu? Hiçbir fikrim yok. Şu şey, çini yan yana dursun. Bu alakasız oldu. Buraya mum falan sonra konacak şeyler. Velhasıl şuradaki filleri aldım, onları yerlerine koydum.
Şöyle yaptım, tabloyu indirdim aşağıya biraz. Yamuk da mıtı koymuşum ya. Of. Biraz yamuk. Bakın. Böyle. Şu kılıcı buraya astım. Bunların ikisinin yeri var. Şu anda hazır değil. Babamın da buraya taktım. Biraz yüksek mi olmuş bilemedim ama ya korkuyorum kediler tırmalar diye. Camı yok onun. Bu lambayı buraya taktım. Bunun ölçüsünü de bulamıyorum. Bu 5 numaraymış. 14 numara falan var. He, no 7 yazıyor burada. 7 numara. Tamam. Ya bulunmuyor. 14 numara var. Diğer numaralar yok. Ama şimdi 7'ye de bakacağım. Bunu kaldırdım. Çünkü buraya da gitar da takılacak. Bu da oğlumun, o da oğlumun. Çocukluktan kalma. Gitarın aparatını takmak için matkap lazım olduğu için. Gitarla ikisi bu duvarda olacak. Bunu açıp kapatırken zorlanıyordum. İyi oldu o da şimdi. Şimdi sizi aşağıya indireceğim. Bakalım aşağıda neler yapmışım. Kılıç orada iyi oldu ya. Fena değil. Sanki boş kalmış gibi oldu ama bilemiyorum. Şuraya düşündüm. Şuraya mı taksam diye. Kargaşa mı olur bilemedim. Hani şuraya şu boşluğa mı kılıcı taksam dedim. Bilemedim. Bakalım hadi aşağı inelim şimdi. Bugün bu odada yaptıklarım ise küçük halıyı serdim öncelikle. Sonra bu arkaya Mamure kendisine tuvalet yapmıştı arkayı. Yani şu falan vardı. Bu benim kurdelelerimin olduğu nakış kutum böyle. Nasıl söyleyeyim? Yandan açılıyor da bunun da bacağı kırıldı. Bakın böyle. Ben kurdele nakışı da yapıyorum. Onlar kutu, onlar için bir özel kutu. Onun için burayı şöyle bir şey yaptım. Dikiş kutusunu koydum o köşeye. En azından saklanacak yeri yok. Burada dikkat edeceğim artık bundan sonra. Filleri buraya taktım. İki boy olarak. Böyle şık oldu. Bilmiyorum saatle ikisi karışık oldum ama. Bu köşe daha sakindi. Ben burayı tercih ettim. Girişte şöyle güzel gözüksün diye. Bir de şu arkayı bunların girip çıkmasını engellemek için şu tahtayı koydum. İçine girip tuvaletini yapmasınlar diye kakalarını yapıyorlar. Oradaki göremeyeceğim yeri de kaldırdım ortadan yani. Ay çok yorucuydu. Çok yorucuydu. Şöyle iki tablom vardı minik. Aslında yazlığındı bunlar. Hani yazlığı temsil ediyor ama olsun ondan kalan bir hatıra. Onu da şu şekilde şöyle koydum oraya. Buraya bir boy aynası istiyorum. Çıkış için hani kapıdan çıkışta bir kendini üzerine bakabilmek için öyle bir boy aynam yok. Velhasıl en zorlayanı da bu oldu benim. Kenar çerçevesinde sorun vardı. Yapıştırdım vesaire. Bu mutfak panosu benim 5. sınıfta yaptığım bir pano. Çok küçüktüm. Annemlere yapmıştım. Orada durdu yıllarca. Sonra dedim ki geri alayım çünkü fırlatıp atabilirlerdi. Geri aldım, saklıyordum. Onu da buraya taktım. Yani elimden geldiğince yapmışım gördüğünüz gibi. Bu bir hatıra. Şöyle bunu buraya taktım. Orada olması daha hoş geldi bana. Şöyle yakından bakınca görüyorsunuz. Işık da vuruyor ama. Velhasıl şimdi yemek yiyeceğim ve dinlenip yatacağım. Bu gördüğünüz gibi pazar çantamı hazırladım. İçine malzemelerimi koydum. Yarın yola çıkmak üzere hazırlandım. Çok yoruldum. Gerçekten dinlenmek istediğim gün daha çok yorulduğumu fark ediyorum. Şimdi dışarı çıkmak gibi bir lüksleri yok. Ufaklıklar çıkamıyorlar. Çünkü miçocidliğim arada içeri giriyor. Eşek sıpası. Benim ev terliklerim alıp gitmiş biraz önce. Çok yoruldum. Hele ki Mamuş bana bir... Mamuş niye böyle yapıyorsun? Patates yedireceğim Mamuş'a. Evet. Bu kadar. Hatta şuradaki kabağım. Gerçi doğal hali de çok güzel de arkadaşım müthiş bir kabak boyama
yapmış. Size nasıl göstersem bilmiyorum. Harika, harika, harika. Bu arada arkadaşlar, şu taşın yamukluğu beni bir mutsuz ediyor, anlatamam. İçine tam şurada bir santim girmediği için yamuk oldu, bakın. Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum. Beni rahatsız ediyor ama yapacak hiçbir şey yok. Çok sinir bozucu. Ne kadar obsesif oldum bilmiyorum. Ama pek siz göremiyorsunuz ama öyle. Bu arada laminata baktım. 10 mini falan buluyor kızlar. Ama şöyle de bir şey var. Dursun Bey'den bu tahtaları silmek için bir usta getirsem benden birkaç bin alacaktır zaten. Ondan sonra cilasıydı bilmem nesiydi. Neden üstüne laminant isterim diye düşünürseniz, şu köşenin taş olması canımı sıktı. Fikir daha o yüzden mantıklı geldi. Bakın, o taş kapanır hem. Ya silinmiyor, boyadık silinmiyor. Bir de Mahmure nerede bilmiyorum. Mahmure nerede ya? Ondan sonra bir de o köşelere yapıyor kakasını, artık kazımaktan fenalık geldi. Yani bilmiyorum, mantıklı mı değil mi bilmiyorum. Zaten şimdi yapılacağı yok, onu da söyleyeyim de. Buranın cila ve temizleme işlemi çok uzun sürer. Bu odanın boşaltılması falan da, o yüzden ben şey yaptım. Laminantta bakayım. Bakayım 3 metreye. 4 metre. 3-4'üm yok. 12 metrekareydi galiba. Bilmiyorum ya. Ölçtüm de 9 metrekare diye hesapladım sanki, yanlış bilmiyorsam. Evet, 3 çarpı 4, 3-4'ün 12, 12 metrekare. Burası 12 metrekareymiş. Bu arada herkes diyor ki videoda çok büyük gözüküyor burası. Ne kadar küçükmüş. Evet, burası küçük. Gözünüze büyük geliyor olabilir. Bu da bizim kakacı Mahmure. Mahmure niye böyle yapıyor bilmiyorum. İshal olunca insan dışarı mı yapması gerekir? Aa, mamuş! Mamuş! Görüyor musunuz? Eğlence vakti. Yukarıda kıtır kıtır sesler. Parmağıma da çivi vurdum. Bütün bunları yapmak beni su içinde bıraktı. Saatlerdir de uğraşıyorum. Dışarı çık, içeri gel, ona al, bunu ver. Uğraştık, hallettik şükür. Şimdi dinleneceğim. Bugün de böyle. Yarın Dursun Bey'de görüşmek üzere. İnşallah hayırlısıyla sabah olur gidersem. Görüşmek üzere. Size Dursun Bey'de bu sefer adım adım yaptığım işlemleri anlatmayı düşünüyorum. Şimdi şuraya gidiyorum, şunu yapıyorum falan diyerek. Hani Dursun Bey'de çektiğim çileye tanık olmanızı istiyorum. Çok üzüntülü bir durum. Evet. Hadi görüşürüz diyelim. Sizleri seviyorum. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Değilseniz yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, her şey için, bu güzel canlılara destek olabilmek için yorum ve beğeniniz kafi efendim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.